Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bildiğiniz gibi son güncellemeyle oyuna Star Hediyeleri isminde bir kutu sistemi eklendi. Ve bu kutu sistemiyle her gün 3 tane kutu açabiliyoruz arkadaşlar ve bu kutuların enderliği de değişebiliyor. Efsaneviye kadar çıkabiliyor. Yani bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 1000 tane kutu açılabiliyor. Ve bugün Supercell'in test hesabı üzerinden tam 1000 tane kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım bir yıllık kutu açılımı yani 1000 kutu bizi yaklaşık olarak nereye götürüyor ya da neler çıkıyor. Hesabı da şöyle göstereyim. Sadece 3 tane karakter var yani bol bol karakter çıkabilir, kostümleri çıkabilir ve şurada kupa yolunda spreylere kadar getirdim arkadaşlar. Rozet, sprey her şey çıkabilir. Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoya şöyle güzel bir like bekliyorum sizden. Rekor bir like bekliyorum. Eski kutu açılımlarının hatırına mutlaka like atın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hemen ilk kutu açılımına başlayalım arkadaşlar. Bu arada ilk kutudan destan geldi 1169 jetonla. Hızlı bir şekilde açacağım ve bu gizemli yalnız. Çok hızlı geldi. Bu ne? Üçüncü kutudan sanıyorum Grey geldi arkadaşlar. Gerçekten çok şanslı bir başlangıç. Gene gizemli geldi. Yok bu sefer şey geldi. Güç puanı geldi ama 270 bayağı iyi geldi. Süper Ender, Mücevher falan. Karakterler önemli benim için. Hemen devam ediyorum. Süper Ender. Bir de en sonda Enderliğini söylüyor mesela. Rare, Süper Rare falan diye söylüyor. Arkadan destansı. Yine bir şey geldi. 1121 jeton katlayıcı da bu arada çok iyi. 1027 falan. Bunlar da çok güzel. Şu anda kredi falan da geliyor arkadaşlar. Sadece 3 karakterle başladık. Bakalım toplamda neler çıkacak. Ve bir gizemli çıkarttık ya. Grey çıkarttık. Destansı. Evet oyuncu simgesi verdi yine arada. Bayağı güzel. Kredi verdi. Devam ediyorum. Bir tane daha destansı geldi. Daha ilk 25'teyiz arkadaşlar. Ve bir destansı daha. Yalnız bayağı bir oyuncu simgesi daha verdi. İkinci 25'teyim arkadaşlar şu anda ve hızlı bir şekilde yine ilerliyorum. Bunda ender devam etti, destansı geldi. Çok iyi. 238 altın. Çok bir şey çıkmadı ama olsun. Bu efsanevi geldi. İşte bu hani bu efsanevi karakter çıktığı zaman gelen müzik falan geliyor arkadan efsanevi de. Bakalım ne çıktı. 1000 altın çıktı. Keşke 1000 altın yerine bir karakter verseydi. Gizemli çıktı ama bundan da altın verdi. Olsun. Gizemli ve efsanevi falan bayağı bol çıkıyor yalnız şansıma. Gerçekten şu anda ikinci 25'teyiz. Yani 50. kutuya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ve süper ender, ender. Şöyle bir güzel bir şey versen hızlı hızlı tıklıyorum. Bu arada destansı yine vermedi. Ama olsun daha ilk 3. kutudan galiba gizemli karakter çıkması bence güzeldi. Süper ender yine bir şey çıkmadı. Ve ender yok. Bundan da güç puanı falan bol bol veriyor. Jeton katlayıcı çok veriyor. Jeton katlayıcı bu arada çok iyi bir şey. Evet gizemli ver bir şey bundan. Tamam oyuncu simgesi verdi. Bu da güzel destansı. 3. 25'teyiz şu anda arkadaşlar. Yani 75. kutuya doğru ilerliyoruz. Yine destansı geldi. Green bu arada rozeti çıktı galiba. Bir destansı daha. Evet bir oyuncu simgesi daha çıktı. Rozet oyuncu simgesi falan çok fazla çıkıyor. Bu arada gizemli geldi. Nita'nın rozeti çıktı. Çok güzel. Destansı. Ve kostüm de çıkarsa güzel olacak. Ender'den çok bir şey çıkmıyor bu arada. Mümkün oldukça fazla kutu açılımını göstermek istiyorum. Ve bir yıllık kutu açılımının sonunda nereye varacağız onu da ben de çok merak ediyorum. Gerçekten efsanevi. İşte bu. Efsaneviden ne çıkıyor? Yine 1000 altın verdi ya. 1000 altın vermesen keşke ondan ama. Neyse olsun. Harbiden çok şanslı bir kutu açılımı olarak. Yani ilk başlangıcı öyleydi. Ve efsanevi. 3. efsanevi galiba. 100. kutuya geldik sayılır arkadaşlar. Tıklıyorum. Bu sefer altın verme artık. 3 puan da güzel tabii de. Karakteri yükseltmek için falan lazım. Evet 56 mücevher geldi. Mücevher bayağıdır gelmiyordu. Altın çok az veriyor şeyden. Ender'den falan çok az veriyor ödülleri. Biraz daha yükseltmemiz lazım. Ve gizemli. Ve gizemli. Ve gizemli. 250'ye doğru yaklaşacağız arkadaşlar. Bundan sonraki pakette 250'ye ulaşmış olacağız. Efsanevi geldi. Yine 1000 altın verme ya. Evet işte bir şey çıktı. Ne çıktı? Hank çıktı. Çok güzel. 225. kutuya doğru giderken bir de Hank karakterini çıkarttık efsanevi kutudan. Bu sefer altın yerine karakter verdi sonunda ve çok çok güzel oldu. Hemen devam ediyoruz destansıdan. Hızlıca devam edelim. Destansıdan bir şey geldi. Colt mu geldi? Evet Colt geldi. 275. kutuya doğru ilerlerken bir de Colt aldık arkadaşlar. Bedava kostüm mü geldi yoksa diyeceğim ama yok. Gizemli. Gizemliden de maalesef bir gizemli daha. Ve Hank'in bir rozetini verdi. Bayağı bir şeyler var şu anda arkadaşlar. Devam ediyorum.
Daha 275'e doğru giderken bayağı güzel şeyler çıkarttık bir anda. Destansı. Yok, bundan bir şey gelmedi. Bayağı güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Normal aradakiler sanki boş gibi düşünüyorsunuz ama aradakilerde de altın veriyor, güç puanı falan. Yani hep ihtiyacımız olan şeyler. Jeton katlayıcı yine çok lazım. Bunları da düşünmek lazım. Sadece karaktere, kostüme ya da rozete falan bakmamamız lazım aslında. Ve evet, destansıdan bir tane daha karakter Poco çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve 3'te 1 kutu açılımının yaklaşık olarak bitti sayılır. Destansıdan bir şey vermedi. Ve efsanevi. İşte bu. Efsanevi. Yine mi 1000 altın? Bir şey verir mi başka? Ve işte bu, ne bu? Kostüm, hem de çok güzel bir kostüm. El Rudo Primo kostümü geldi arkadaşlar efsanevi kutudan. 375. kutuya doğru gidiyoruz ve gizemliyle başladık arkadaşlar. Shelly. Ve hızlıca devam ediyorum. Mücevher de verdi. Çok güzel. Bir kredi verirse bu arada çok iyi olacak. 375'e doğru ilerliyoruz artık. Bu arada Jesse geldi. Jesse de geldi. Onu da alacağız arkadaşlar. Evet, bu da geldi aradan. Şu anda bir karakter daha açtık. Yeni bir Ender Savaşçı açılıyor diyor. Hemen onu da seçelim. Tamam. Bundan sonra da yine gelen kredilerle çok güzel bir şekilde devam edebileceğiz. Mücevher geldi. Ender geldi. Gizemli verdi. Gizemliden bir Colt rozeti yine. Destansı Ender. Devam ediyoruz. Destansı bir tane daha. Yine maalesef Ender'de kaldı. Destansı. Çok fazla destansı veriyor bu arada arkadaşlar. Bu da Ender'de kaldı. Yine krediler geliyor tabii. Krediler de aynı zamanda savaşçı anlamına geliyor. Onlar da açılıyor. Mücevher veriyor bol bol. Mücevherleri de bu arada harcarız en sonunda. Yine Gizemli'den bir şey veriyor mu? Bu arada altın verdi. Gizemli'den altın vermeseydi güzel olacaktı ama. 450. kutuya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Kutu açılımının daha yarısını bitirmedik ama Gizemli geldi ve bir şey geliyor. Bu Colt'un kostümü galiba. Evet, Rock Yıldızı Colt kostümü geldi arkadaşlar. Tam 450'ye doğru ilerliyoruz dediğim anda bir tane daha kostüm ve bu arada Brock karakterini de aldık kredilerle. Evet, Brock karakteri de geldi. Hemen krediyle sırada hangisini açtıracak bize? Bir tane Süper Ender açtıracak. Jackie geliyormuş, tamam. Hızlıca devam edelim. Gelen kredilerle de bir yandan karakter çıkıyor. Gizemli geliyor ve Gizemli'den oyuncu simgesi. Güzel. Boş geçmedi. Destansı. Aslında hiçbir boş geçmiyor bu arada. Hepsinden bir şey veriyor da. Biz daha çok böyle işte karakter, kostüm ya da rozet, oyuncu simgesi falan arıyoruz. Ne çıktı bu arada? Evet arkadaşlar, gaz çıktı. Bu arada gaz çıktı ama Ender kutudan mı çıktı bu? Hangi kutudan çıktı tam göremedim. Görebilen varsa yoruma yazsın. Gizemli. Ve Gizemli'den de Frank'in yine sprey mi bu bilmiyorum. Sprey ile rozeti karıştırıyor olabilirim bu arada arkadaşlar. Bazen rozet dediklerim sprey olabilir. Ama olsun. Arda arda güzel şeyler verdi. Bazen arda arda güzel şeyler veriyor. Bazen bir süre vermiyor falan. Normal kutuda da öyleydi ya zaten. Destansı. Bundan bir şey gelmedi. 475'e doğru ilerliyoruz. Neredeyse yarısına geldik sayılır ve Gizemli geldi. İçinden bir tane Poco rozeti çıktı galiba. Animasyonlu olanlar genelde galiba rozet oluyor. Diğerleri sprey oluyor herhalde. Mücevher verdi. Çok güzel. En son mücevherleri harcamayı da inşallah unutmam yani. Unutabilirim ama yani en azından size göstermek istiyorum ama bakalım tabii ki. Destansı ve efsanevi. İşte bu. 475'e giderken efsanevi geldi. İçinden bir şey çıkıyor mu? Poco'nun destansı rozeti çıktı bu arada. Kötü değil. Destansı rozet güzel. Bir tane daha destansı ve içerisinden bir karakter daha geliyor. Rosa geldi arkadaşlar. Çok güzel. Kaç karakter oldu bilmiyorum ama. Yani destansı da çıkarttık. Gizemli de çıkarttık. Bayağı rozet, profil simgesi, kostüm bir şeyler çıkarttık yani. Bayağı güzel gitti şu ana kadar. 525 kutuya doğru ilerliyoruz daha. 575'e doğru ilerliyoruz ve kredi veriyor. Çok güzel. Destansı verdi. Güç puanı yine. Tamam, devam edelim bakalım. Ender ve efsanevi. Kaçıncı efsanevi oldu bilmiyorum ama bu efsaneviden ne veriyor? Sprey verdi. Evet, bir tane sprey verdi arkadaşlar. Güzel. Ve çok alakasız yani, neyden çıktı bu bilmiyorum. Tik çıktı arkadaşlar. Ender miydi bilmiyorum. Siz ona bakıyorsunuz şu anda. Ben hızlı tıkladığım için göremedim ama demek ki Ender'di galiba. Ender'den de mi karakter çıkıyor ya da Süper Ender miydi bilmiyorum. Ama bir tane daha karakter çıkardık Tik karakterine. Çok enteresan. Ve destansıdan da bir şey çıktı arkadaşlar. Destansıdan da Bull karakteri çıktı. Çok arda arda karakterler gelmeye başladı. Şu anda 575 kutuya doğru ilerliyoruz. Daha 1000 kutuya bayağı var. Ama bayağı arda arda çıktı işte. Bazen böyle arda arda bir şeyler çıkabiliyor. Bak mesela Rosa'nın rozeti çıktı galiba oradan. Ender, Süper Ender ve destansı Gizemli'den de yine bir şey çıktı. Edgar çıktı arkadaşlar. Destansa Edgar çıktı Gizemli'den. Gerçekten bayağı karakter çıktı. Şu an nereye kadar çıktı bilmiyorum ama yani
Herhalde bir 10 karakteri geçmiş miyizdir? Sanırım geçtik efsanevi. Ben bunu söylerken efsanevi. Ver bir efsanevi. 1000 altın verme. Ne verdi? Chester verdi. İşte bu arkadaşlar. Efsanevi kutudan efsanevi karakteri de çıkarmayı başardık. Çok çok uzun zaman olmuştu. Ben eskiden kutu açılımı yaparken de efsanevi karakteri çok çıkarırdım. Ve burada da 600. kutuya doğru ilerlerken efsanevi karakteri efsanevi kutudan çıkardık. Bu arada efsanevi karakterin çıkmasının hatırına eğer like atmadıysanız aşağıdan lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Eski kutu açılımı günlerinin hatırına dediğim gibi bu videoya güzel bir like gelirse bunu tekrarlayabilirim. Yine benzer belki challenge'lar falan bir şeyler de yapabilirim. O yüzden mutlaka aşağıdan like atın. Tabii ki kutu açılımlarını beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız inanılmaz mutlu oldum. Yani şu anda Supercell'in test hesabında bu aslında bir işime yaramayacak ama yani bir yıl boyunca yani işte 1000 tane kutu açtığınız zaman neler çıkabiliyor bunu size göstermek istedim. Efsanevi karakter de çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Belki çok daha önceden çıkabilir. Mesela bana burada 3. kutuda Grey mi çıkmıştı? Gizemli çıktı. Size de belki ilk kutudan efsanevi de çıkabiliyor tabii ki. Bu biraz da şans. Ama burada efsanevi çıkartmak güzel oldu. Gizemli ve efsanevi. Bir efsanevi kutu daha ben bunları anlatırken. Bir karakter daha gelir mi? Ve Stu mu bu? Stu mu bu? Stu geliyor. Destansı bir karakter daha çıkarttık arkadaşlar. 625. kutuya doğru ilerlerken. Destansı Stu karakterini de çıkarttık. Çok güzel gidiyor. Şu an 675'e doğru ilerliyoruz. Artık 3'te 2'lik kısmı geride kaldı arkadaşlar. Son 3'te 1'lik kısmına giriyoruz. Ve gizemli geldi. Gizemliden green kostümü mü geldi? Kaçak grey kostümü geldi arkadaşlar. Green zaten kostümlerini de çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Ve kostüm de geldi. İnanılmaz gerçekten. Destansı 1056 jeton katlayıcı. Yani gerçekten iyi ki bu kutu sistemini tekrar geri getirdiler. Benim çok hoşuma gitti. Yani dediğim gibi özellikle kostüm çıkması bence efsane güzel bir şey. Çünkü kostüm normalde hani her zaman almadığınız kostümler oluyor. Onlar da sürpriz bir şekilde çıkabiliyor gizemli. Ve gizemliden bir şey çıkar mı diye ben heyecanlandım ama. Evet o arada bu arada şey geldi arkadaşlar. Bir oyuncu simgesi arada mücevher de geldi. Mücevherleri de harcamayı deneyeceğiz gizemli. Ve gizemliden yine güç puanı. Gizemliden çok fazla karakter çıktı mı bilmiyorum. Gizemliden çıkmadı sanki. Ve gizemli, ve gizemli, ve gizemli bir tane Brock kostümü geldi. Kostümü diyorum pardon, rozetiydi galiba ve bir efsanevi. Efsaneviden ne geliyor? Efsaneviden Stu'nun kostümü mü? Evet arkadaşlar, Superstar Stu kostümü geldi. Gerçekten inanılmaz. Superstar Stu kostümünü de çıkarttık efsaneviden. Bundan bir şey geliyor mu? Destansı'dan bir şey geliyor arkadaşlar. İnanılmaz ama Destansı'dan da bir Barley geliyor. Bir karakter daha sanıyorum bu arada Ender'lerin hepsi bitti karakter olarak. Efsanevi işte bu efsanevi patlat oradan bir şey be sprey geldi. Neyse olsun en azından sprey geldi gizemli. Gizemliden de güç puanı verme ya gizemden güç puanı verme. Gizemli gene ve işte bu ne Lita'nın kostümü mü bu evet panda Nita. Arkadaşlar son 100 kutuya geldik artık o yüzden bunların hepsini göstereceğim. Arada kestiklerim tabii ki oldu ama 925. kutuya doğru ilerliyoruz derken gizemli kutu geldi bir anda heyecanlandım ama içinden altın mı çıktı bilmiyorum güzel bir şey çıkmadı. Ve bakalım destansı son 100 kutu içerisinden şöyle bir tane daha kostüm ya da karakter verirse bence yeterli olur. Çünkü bayağı bir şeyler verdi. Şimdi en son zaten bir durum değerlendirmesi yaparız birlikte. Evet buradan yine bir şey vermedi. Ve efsanevi efsanevi efsaneviden 1000 altın verme işte. Ve bu arada sonra destansıdan Carl geliyor arkadaşlar. Çok enteresan ama 4. Süper Ender karakter sonra destansıdan geldi. Efsaneviden gelmedi. Olsun. Sonuçta önemli olan karakterin gelmesi. 950 kutuya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ve bir destansı verdi. Bakalım. Son 100 kutu içerisinden. Gerçi bir tane sanırım son 100 kutu içerisinde Carl'ı son 100'de mi çıkartmıştık? Herhalde öyle olmuştu. Ve mücevher verdi. Bakalım. 950. İki tane daha 25'lik paket açacağız. Kredilerden şey geliyor mu? Yok gelmiyor. Ama kredilerle neredeyse Jackie'yi de çıkarttık diyebiliriz. Çok az kaldı yani. Bir tane daha destansı. Bundan da yine güç puanı. 950. Son 50 kutu kaldı arkadaşlar. Bakalım. Son 50 kutu bize nereye getirecek destansı? Güç puanı. Güç puanı verdi. Ender. Bir Ender daha. Ve gizemli efsanevi. Gizemli efsanevi. 1000 altın verme. 1000 altın verme. 1000 altın verme. 1000 altın verme. Gerçekten verme.
Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Son 25 kutu. 1000. kutuya doğru ilerliyoruz. 975'ten 1000'e doğru ilerliyoruz şu anda ve 1000 tane kutuyla, yani yaklaşık 1 yıllık kutuyla bakalım nereye gelmiş olacağız. Hızlıca bir devam edelim. Artık başka bir şey herhalde çıkmaz diye düşünüyorum. Hani son saniye şansı olursa belki bir şey daha verirse bilmiyorum ama destansı bir şey vermedi. Ve bakalım şimdi Ender gizemli verdi. Gizemliden bir tane daha rozet verdi. Güzel, bir destansı daha ve biraz daha altın verdi. Güzel. İlk baştaki haliyle şimdi son halini kıyaslayacağız arkadaşlar. Destansı yine altın, gizemli. Gizemliden güç puanı ve bir Ender'le süper Ender destansı ama jeton katlayıcı. Bir başka süper Ender. Bir süper Ender daha, bir destansı ve şu anda 1000 tane kutu açılımını tamamladık arkadaşlar. Öncelikle gerçekten şu an yaklaşık 1,5 saattir falan kayıttayım. Bu emeğe karşılık like atmadıysanız lütfen aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone olmayı, bir de marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şu anda karakterler çıktı, kostümler vesaireler çıktı. Hesap nereden nereye geldi arkadaşlar? Öncelikle 1006 mücevher geldi. Şu andaki şeyle arkadaşlar bir tane daha kostüm alabilir miyiz? Mesela bunu alabiliyoruz galiba, altın Barley ya da Chester'a bu kostümü alabiliyormuşuz mesela. Bir tane de Ender kostüm alalım arkadaşlar. Gelen 1000 mücevherle birlikte bir tane de kostüm aldık ve şu anda bütün mücevherimizi harcadık. 52.000 altın var. Bir yıl boyunca yaklaşık olarak, hatta bundan biraz daha fazla kutu açmamız lazım ama yaklaşık bir yıl içerisinde hesabınızın geleceği nokta bu arkadaşlar. Sadece kutuyla bakın. Bunun dışında hiçbir ödül toplamazsanız eğer, bildiğiniz gibi başlangıçta kaç tane vardı? Sanırım 3 tane mi karakterimiz vardı? Herhalde 3 taneydi. 18 karakter oldu. Yani 15 karakter çıktı. Burada Ender'lerin tamamı galiba çıktı mı? Sanırım bütün hepsi çıktı. Ve süper Ender'lerin bir kısmı çıktı. 2-3 tane destansı çıktı. Bir tane gizemli çıktı. Bir tane de efsanevi çıktı. Zaten kromatik karakter çıkamıyor. Karanlık Chester kostümünü aldık arkadaşlar. Yine Grey, kaçak Grey kostümü çıktı. İşte Hank'e çıktı mı? Hank'e bir şey çıkmadı. Edgar'a da çıkmadı. Stu'ya Superstar Stu kostümü çıktı. Gus'a bir şey çıkmadı sanırım arkadaşlar. Carl'a da çıkmadı galiba. Ama çok güzel kostümler de çıkarttık. Karakterler çıkarttık. Gerçekten efsane. Özellikle mesela Eldrudo Primo falan çıktı arkadaşlar. Ve hesabın son haline baktığımız zaman dediğim gibi 18 tane de burada savaşçı var. Kostümler var. Tabii ki içerisinden birçok işte jeton katlayıcı da çıkıyor. Güç puanı, altınlar vesaire, onları hiç saymıyorum. Spreyler, rozetler. Ama gerçekten star kutuları inanılmaz fazla şey veriyor arkadaşlar ki düşünün, bunun yanına siz bir yıl boyunca bir de normal oynayıp bir sürü işte etkinlikten, normal işte jetonlardan, görevlerden ya da işte Brawl Pass yolundan bir sürü ödül daha kazanacaksınız. Onları da işin içine kattığınız zaman bir yıl içerisinde neredeyse, herhalde yani şu anda sadece buradan 18 tane karakter çıktığını düşünürsek, krediler vesaire derken bayağı bir karakter çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı kostüm çıkarabilirsiniz. Hızlandırmayı inanılmaz geliştirmiş. İnanılmaz heyecan katmış oyuna. Benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir dostlar. Gerçekten de özellikle içerisinden kostüm çıkması çok çok güzel. Bazı kostümleri hiçbir zaman almayız diyoruz ama buradan şans eseri çıkabiliyor. Siz de görüşlerinizi mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ve özellikle efsanevi karakterimizi, gizemli karakterimizi de çıkarmamız bu kutu açılımında gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi eğer bu videoya güzel bir like gelirse bunu belki tekrarlayabilirim Supercell'in test hesabı üzerinde. Şu an ekranda son Brawl Talk'ta bize duyurdukları İki karakterin VS videolarını da görebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka onları da izleyin arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.